ara verdik aslında, değil mi? Serhat Kotak'la beraberiz bu arada. Merhabalar. Evet, bayağı bir ara verdik. Hatta ben büyüdüm, bak sakallarım falan çıktı. O kadar ara verdik. Yok. Seninkiler gitti. Evet, bayağı bir ara verdik demek oluyor bu. Neyse, haftaya sakalları yine keseriz, sanki eskisi gibi olur falan, değil mi? Tabii. Efendim, Haziran ayında yaptıydık son programı. Biraz benim... Epey olmuş. Evet, sağlık problemlerim vardı. O nedenle bu 3-5 ayı pas geçtik. Şimdi tekrar başladık. Yine aynı şekilde inşallah devam edeceğiz önümüzdeki yılda da. Zaten gündemin birikmesi lazımdı. Yani biraz biz yetişmeleri gerekiyordu ki yorumlayabilelim. Tabii biz yani program yapmadığımız dönemde birçok şey oldu. Bunları tek tek konuşmamız çok mümkün değil. Daha güncel konularla ilgili konuşacağız. Ama herhalde özellikle hani ülkemizde bir şey yok. Yani ciddi bir olay oldu mu pek bir şey olduğunu söyleyemem. Uluslararası anlamda Türkiye'nin işte bir Zeytin Dalı Harekatı, öbür taraftan oradaki gelişmeler, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri görüşmeleri, Rusya ile yapılan mutabakat gibi uluslararası anlamda birçok konu var. Öbür taraftan Hong Kong'da işler karıştı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde halklar artık ayaklanmaya başladı. Yeni düzen istiyor halklar. Onu daha geniş bir zamanda sizle özellikle konuşmak isterim. Yani tabii, bildiğimiz tabii. Mevcut sistem işte fakir, zengin, orta sınıf gibi ayrımlar ciddi sorunlar olmaya başladı. Belirli dünyanın işte en zenginliğini sadece 3-5 ailenin paylaşıyor olması halkların da dikkatini çekmeye başladı. İşler değişiyor yani. Yeni bir sistem, yeni bir beklenti olabilir. Hatta bununla ilgili birçok bilim kurgu filmi de var. İşte halkın ayaklanması ile birlikte yönetim sistemlerinin değişmesine yönelik Hollywood'un öngördüğü birçok film olmuştu yani bu konuyla ilgili. Ama bu tabii biraz zaman isteyecek ya da devletler daha sosyal bir yapıda, daha eşit, daha yayılımın, dağılımın yani zenginliğin dağılımının daha eşit seviyede olmasını yapmak zorunda kalacaklar. Aksi halde dünyada insanlar bu konuya isyan etmeye başladılar. Toplumlar daha da bilinçlenmeye, farkındalığı artmaya başladı. Özellikle sosyal medyanın bu kadar geliştiği bir dönemde. Tabii bu ayaklanmaların da organik olup olmadığı tartışılır tabii. Evet, yani dışarıdan dürtmelerle de olabilir. Onu ne zaman anlarız? Ne zaman Amerika'da olur o ayaklanma? Deriz ki o zaman bu organik. İnorganik değil. Diğer taraflarda inorganik tabii birçok ayaklanmalar, yani dışarıdan dürtmelerle gerçekleşen ayaklanmalar olduğu da söyleniyor. Yani devletler farklı devletlerin içini karıştırmasından bahsediyorum. Yani çok içine girmeden tabii dediğin gibi başka gün yani bir programı buna ayırmak gerekir ama mesela bu Arap Baharı birkaç yıl öncesine kadar Arap Baharı denilen döneme bir baktığınızda bunun hiç de böyle organik bir bahar olmadığı ortaya çıktı yani. İşte, evet, doğru. Dolayısıyla bütün dünyadaki bu aynı anda oluşan birbirinden bağımsız görünen ayaklanmalar da hiç de öyle değil. Yani. Neyse. Geçelim başka bir konuya. Bugün dünyanın gündemi Londra'da atıyor. NATO zirvesi var. 70. yıl dönümü NATO'nun. Evet. Macron'un tabii daha önce yapmış olduğu NATO'da beyin ölümü gerçekleşti açıklaması. Zirveye de damga vurdu. Trump'ın bu konuyla ilgili eleştirileri oldu. Evet. Bunlara geleceğiz. Hatta şu anda zirvede, NATO zirvesinde bizi de ilgilendiren, yani Türkiye üzerinden bizi de ilgilendiren bir husus var. O da nedir? Londra'da dörtlü zirve gerçekleşiyor. Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere devlet başkanları bir araya geliyor. Evet. Hatta şu anda Erdoğan bu zirveye katılmak üzere zirvenin gerçekleşeceği yere gitmiş durumda.
Yani son dakika bilgisi oydu, onu paylaşıyorum. Programımızın oradaki muhabirlerinden aldığımız bilgi. Evet, hatta son durum şu anda da tekrar ekrana geliyor. Londra'da dörtlü Suriye zirvesi. Erdoğan, Johnson, Merkel ve Macron'la bir araya geldi. Hatta başladı demek ki görüşme. Bakalım bunun sonuçları ne olacak? Tabii bunu anlık öğrenmemiz ya da bilmemiz mümkün değil sonuçları. Zaman gösterecek detaylı bir şekilde. Velhasıl hani Suriye konusu konuşulacak orada. Biz gelelim başka bir konuya, daha da önemli. Bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma. Çok ciddi bir anlaşma. 2011'de Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anlaşmıştı. Şimdi o haritayı verir misin bana lütfen Ozan? Ekrana verelim ve bunun üzerinden konuşmaya başlayalım. Evet, haritamız ekrana geliyor. Bu haritada gördüğünüz alanlar özellikle A ve B, 2011 yılında Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anlaşması ile sağlanan karasular. A, B hattı. Evet. C, D, E izleyicilerimiz görebiliyor diye tahmin ediyorum. Türkiye'nin ana karalar ortası, ortay hattı diye evet. geçiyor. C, D, E. Hani ortada gördüğünüz gibi Akdeniz'in tam ortasından geçen o çizgi alanı Türkiye'nin hali hazırdaki şeyi, hattı zaten, değil mi? Evet. E ve F ise son işte o ortaya çıktı. Libya ile yapılan anlaşma. Bu anlaşma özellikle Doğu Akdeniz'de ortay hat deniz sınırlama mutabakatıyla aslında Türkiye Libya ile yaptığı anlaşmayla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan arasında bir set çekti. Kesinlikle. Yani oradan bir boru hattı, bir herhangi bir şeyin geçmesi mümkün değil. Kuşun uçması bile mümkün değil. Evet, bu yani bu yapılan bu harita şu anda şunu da eklemek gerekir tabii. Şu anda bu Libya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle yapılan anlaşmanın ardına zaten Mısır'la olan ortay kıta sahanlığı var uluslararası hukuktan gelen yani CD noktalarından bahsediyorum. Geriye kalanlarını da Libya ile yapılan geçtiğimiz hafta içerisindeki anlaşmayla tamamlanan bu çerçeve çizilmiş bulunuyor. Bunun şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi, aynı şekilde Libya'daki yönetim tarafından da onaylanıp Birleşmiş Milletler'e bildirilmesi gerekiyor. Evet. Bu yapıldığı andan itibaren ama bu çerçeve budur. Şöyle bir aydınlatma da yapalım. Tabii Libya'da bir iç savaş var. Kesinlikle öyle. Libya'da 2-3 tane hükümet var ama dünyanın meşru olarak gördüğü, hani diğerlerini gayrimeşru görüyor. Evet. Meşru olduğu olarak gördüğü hükümetle Türkiye imzaladı Türkiye. Evet, aynen öyle imzaladı. Burası önemli. Hatta Rum yönetimi ve İsrail sanıyorum darbeyi gerçekleştirip de benim hükümet diyen bir generali davet ettiler. Ziyaret için yani onu işte bakınız başka yönetim de var Libya'da diye demek açısından. Evet. Yani bunu da altını çizelim. Güney Kıbrıs demişken bir haber göndermiştim sana sevgili Ozan. Türkiye'nin hamlesi endişelendirdi. Cuma gününe kadar süre başlıklı haber. Bu da Rum yönetimindeki ve Yunanistan'daki rahatsızlıkla ilgili bir haber. Türkiye ve Libya anlaşması ile ilgili. Zaten hemen Yunanistan Libya'ya anlaşma metnini göndermesi için Cuma gününe kadar bir süre tanımıştı. Ve bu konuyla ilgili de bir nota verdi. Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Hristolidis ise Güney Kıbrıs'taki Libya Maslahat Güzergahı'na başkanlığına çağırdı. Libya'nın Türkiye ile imzaladığı anlaşmanın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Anlaşması'nı ihlal ettiği iddiasında bulunuyor Yunanistan ve Rum hükümeti. Buna ne diyorsunuz? Şimdi öncelikle İşin bu boyutu da var yani. Tabii. Şimdi sonundan başlayalım o zaman. Uluslararası hukuk açısından bu imzalanan anlaşmada bu çizilen çerçevede uygundur. Bunu zaten uygun olmadığını söylemek için deniz hukukunu
detaylı olarak inceleyen birisinin ve siyasi çarpıtmalara maruz bırakmadan birisinin yorumlamasıdır önemli olan. Hristotelidis'in tam bir Türk düşmanı olan Hristotelidis'in zaten her ağzını açtığında ya Kıbrıs Türk'üne ya Türkiye Cumhuriyeti'ne devamlı yağdırdığı hakaretlere bir ek olarak da bunun işte uluslararası hukukla bağdaşmadığı, deniz hukukuyla bağdaşmadığını söylemiş. Yani bazen de söylenenin kimin söylediğine de bakarak yorumlamak gerekiyor. Çok fazla detayına girmeye gerek yok. Ama şu şöyle, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan direkt olarak yapılan açıklamayı alıp okursanız orada uluslararası hukuka, deniz hukukuna nasıl uygun olduğunu da açıklayan bir metin vardır. Türkiye Cumhuriyeti gibi müthiş bir geleneğe sahip böylesine bir devlet hariciyesi oturacak uluslararası bir anlaşma, bu kadar önemli, stratejik öneme sahip bir anlaşma ortaya çıkaracak, metni ortaya çıkaracak ama uluslararası hukuka bunun uygun olup olmadığını hiç kontrol etmeyecekler. Bunu zaten iddia etmeye çalışanın ben samimiyetini önce sorgularım. Ondan sonra da yani aklında bir zoru var olması lazım. Yani eğer samimiyse bunu söylemekte. Şimdi o noktada tabii ki siyasi yaklaşan kesimler eleştirebilirler de. Yani bu tamam değildir diyecektir. Tamam, okey. Bunu diyebilirsiniz. Önemli olan bu çizildikten sonra o ülkelerin ne yapabildiğine bakalım şimdi. Benim ilk başında bahsettiğim gibi bunlar meclislerden onaylanıp da birleştirildikten sonra bu uluslararası hukukun parçası olan bir sınırdır. Burada çizilen. O Birleşmiş Milletler'e bildirme noktası o mudur? Evet. Yani Birleşmiş Milletler'e bildirdikten sonra orası artık aynen uluslararası. Öyle. Bu kesinlik, peki BM bunu kazanır. Reddedebilir mi? Hayır, öyle bir şey yok. Çünkü bu ülkeler arasında yani bu yapılan bildirim bir onay merci açısından değil, bilgilendirme amaçlı. Kayıt açısından. Kayıt açısından. Yani Birleşmiş Milletler'de kayda geçirirsiniz. Böyle bir antlaşma yaptığınızı. İşte zaten çok kafaları karıştıran bu Rumların tek taraflı ilan ettiği ekonomik münhasır ekonomik bölge falan konuları da bunların içerisindedir. Şimdi burada ben hatalı haberleri de gördüm bu arada basında. Yani Türkiye MEB'ini ilan etti diyorlar. Öyle bir şey yok. Burada herhangi bir münhasır ekonomik bölge ilanı diye bir şey söz konusu değildir. Deniz hukukundan kaynaklanan yetkilerini kullanarak Türkiye Libya ile arasında deniz hatlarının sınırlandırılması anlaşması yapmıştır. Evet. Bir başka harita vardır aslında. O da elimizde olsa çok iyi olurdu. Yani Türkiye'nin hangi kıyısıyla Libya'nın hangi kıyısının karşı onu karşıya onu bulabilir Ozan. Türkiye-Libya anlaşmasının o Google'da var. İstersen oradan bir bak lütfen Ozan. Türkiye-Libya anlaşmasının sınır hattını çiziyor. Böyle bir yatay bir şey, bir çizgi yukarıdan aşağıya Türkiye'den. Yani izleyicilerimiz anlaması açısından nasıl gelindi bu noktaya? Yani o bölge görseli bulursa evet. Ozan ki bulur diye tahmin ediyorum, ondan kaçmaz. Daha net anlaşılacak. Yani o bölgede, o işaretlenen bölgede tam anlamıyla bir yetki alanı var. Yani aynen böyle. Libya'nın da var, Türkiye'nin de. Yani bu Türkiye'nin kara sularına girmiş oluyor bu noktada. Libya'da girebilir. Libya'da diğer tarafına. Libya'da kendi. Bu sınırın güneybatı tarafı Libya'ya doğru uzanacak. Tamam. Güneybatı tarafına kadar Türkiye'de girebilir. Yani ortak bir yetki. Karşılıklı birbirine yetki veriyorlarsa tabii ki. Hı hı. Ama çünkü bu deniz sınırlandırılması olduğu için yani direkt olarak bu Türkiye'nin yetkisine giren, Libya'nın yetkisine giren diğer tarafta karşılıklı yaptıkları anlaşmada bunu sınırlandırırlar işte. Yani zaten. Yani diyorlar ki bu bölge bizim karşılıklı anlaşmamız çerçevesinde bize ait bir bölgedir. Evet. Şimdi buna ek olarak şu an geldi. Evet, aynen öyle. O mavi kalan alana baktığınızda neden o çizginin çizilebildiğini gayet görüyorsunuz. İşte bildirecek Türk deniz yetki alanı sınırı diye orada bizim geçiyor. Az önce bahsettiğimiz gibi geçmiş burada. Mavi olan bölge yani. Mavi olan bölge de Libya ile ikisinin arasında kalan, taranmış alandır o. O kesik çizgilerle beyaz gösterilen nokta da şimdi en son sınırın karşılıklı anlaşıldığı nokta oluyor.
Yani o dar bölge var ya, o dar bölgedir aslında. Türkiye Libya'nın. Niye böyle bir anlaşma yaptı? Tamam işte, tam ona girmek istiyorum. Amacı ne? Hedefi ne? Şimdi Türkiye'nin böyle bir şey yapması konusu bu konuları çok yakın olan çevreler tarafından, uzmanlar tarafından yıllardır aslında tartışılan ve dillendirilen bir konudur. Evet. Ama devlet genelinden gelen o gizlilikle Türkiye bütün hazırlıklarını bu kadar yıldır yaptı ve bekledi. Şimdi Rumların İsrail, Mısır ve Yunanistan'la yaptığı münhasır ekonomik bölgeyle ilgili olan tanımlamalarına baktığımızda, deklarasyonlarına baktığımızda o haritayla bunu üst üste getirirsek evet, göreceğiniz ki onu hazırlamaya çalıştım aslında. Bugün baktım çok el vermedi. Üstüne getirip üst üste örtüştürürseniz aslında Rumların da aynı şeyi başka bir açıdan yapmaya çalıştığını görürsünüz. Yani konu sadece Kıbrıs'ın etrafındaki hidrokarbon yataklarıyla sınırlı değildir. Doğu Akdeniz'in tümünün güvenliği, oradaki dolaşım serbestliği, hı hı, ve kimin kontrolünde olacağı önümüzdeki yıllarda, 10 yıllarda, 100 yılda aslında ortaya çıkıyor. Ve bu bölgede, Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı olan ülke olarak Türkiye'nin dışlanması söz konusuydu. Daha önce onların tek taraflı yaptıkları, aslında uluslararası hukukla bağdaşmayan deklarasyonları ve anlaşmalarıyla. Çünkü uluslararası hukuka göre komşu ülkelerle anlaşabilirsen bu olabilir. Türkiye en büyük kıyıya sahip olan komşu ülke olarak böyle bir anlaşmaya müdahale edilmemişti. Daha önceki programlarda izleyicilerimiz, gerçi epey oldu ama anımsayanlar olacaktır. Bir harita koymuştuk yine bu parselleri, Rumların parsellerini, evet, ve Türkiye'nin neden mesela işte şu parsele ben burada, bu bana aittir, ben burada arama yapacağım, bu parsele çıktı karışmadığını anlatmıştık. O da işte tam bu haritadan kaynaklanır. Yani bu haritaya baktığınızda C ve B noktalarına C ve B noktalarının batı tarafı Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde kalıyor. Halbuki Rumlar o B ve C noktaların ortasında işte 7. parseli, 6. parseli falan oraya çizdiler ve lisans vermeye çalışıyorlar. Yani ruhsat da fakat veriyorlar. Fakat orada hiçbir şey yapılmıyor ihtilaflı olduğu için, değil mi? Yapamayacaklar çünkü zaten Türkiye'nin hem sondaj gemileri orada zaten başladılar yani sondajlara o bölgelerde. Çünkü gördüğünüz gibi çizgi böyle kalıyor. Şimdi uluslararası deniz hukuku başka bir olaydır. Bir de Rumların Türkiye'nin de imzasını atmadığını ilan ettiği bir deniz hukukları anlaşması vardır. Ki ona Amerika Birleşik Devletleri de imzalamamıştır. Çünkü adalara çok daha fazla hakları veren bir anlaşmadır o. Ama onu herkes, her ülke kabul etmek zorunda değildir. Çünkü o evrensel bir olay değil. Birbirleriyle anlaşarak imzaladıkları bir şeydir. Şimdi konuyu çok dağıtmadan esas soruna dönelim. Çünkü en önemli olan o. Neden Türkiye böyle bir şey yaptı? Türkiye Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı olmasına rağmen, en büyük donanmaya sahip birisi olmasına rağmen Doğu Akdeniz'deki daha önce bu Rumların ve dostlarının diyelim Türkiye'ye karşı çizdikleri bu meblere sıkışıp kalacak bir duruma doğru itiliyordu. Biliyorsunuz hukukta sadece sizin haklı olmanız yetmiyor. Bu haklılığı gösterip o hakkınızı alabilmeniz de önemlidir. Yani adam gelip senin evine yerleştikten sonra ya bu ev benimdi. Ne kadar da bağırsanız, ne kadar da etseniz adam o evde oturuyor. Sen o adamı evden çıkarabiliyor musun? Çıkaramıyorsan evin koçanı sende bile olsa bir şey ifade ediyor. Yani bir derece kadar etse bile bir şey yapamıyorsun. Yaptırımın yok. İşte konu buydu. Yani Yavuz Hırsız misali aniden Türkiye'nin karşısında bunu çıkaracaklar. Kıbrıs'ın da yönetiminin, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan yönetiminin, yani Kıbrıs Rum kesiminin gasp ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin de ellerinde bulunmasını kullanarak Türkiye'ye karşı böyle bir entrika ortaya çıkmıştı. Hatta hatırlayacaksınız, hem Kıbrıs'ta hem Türkiye'de de bazı kişiler Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimini eleştirerek, yani ne biçim böyle bir şey, nasıl kayıtsız kalınabiliyor demişlerdi birkaç yıl öncesinden kaynaklanan. Ama görüyoruz ki
önce Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yapılan Türk Petrolleri'nin yaptığı yetkilendirme, ruhsatlama konusu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin imzaladığı kıta sahanlığı anlaşması, ardına da şimdi Libya'yı da katarak bu az önce gösterdiğimiz haritadaki çıkan sınırlarını genişlettiği anda Türkiye Cumhuriyeti, görüyorsunuz ki Doğu Akdeniz'in hakimi durumuna geliyor. Libya'yı bir daha verir misin, Libya anlaşmasını? Bunun stratejik önemi böyle birkaç cümleyle geçiştirilemeyecek kadar önemlidir. Çünkü burada görüyorsunuz, örneğin o Türkiye'ye karşı kurulan bir ittifakta hidrokarbon transferinin, yani gazın, doğal gazın boru hatlarıyla Avrupa'ya taşınması konusu, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışarıda kaldığını düşünerek yapacakları boru hattı nereye gidiyordu? İsrail açıklarından başlayıp, Kıbrıs'ın güneyinden başlayıp, Girit üzerinden Yunanistan'a ve oradan da Avrupa'ya taşınacak. Yani bu onu kilitledi, doğru mu? Bu onu zaten kilitler. Bir. İkincisi... O amaçla mı yapıldı sizce? Sadece o amaçla değildir tabii ki. Yani burada olsa da buradaki bütün kıta sahanlığı benimse, ben Türkiye Cumhuriyeti isem, o zaman ben yapıyorum bu aramaları demektir. Burası bana aittir. Peki oradan örneğin işte boru hattıyla geçirmeyecekler ama gemilerle geçiş yapabiliyorlar. Bu noktada ülkelerin müdahil olma hakkı var mı? Yok herhalde. Şimdi... Uluslararası hukukta, yani bilmiyorum tabii de. Şimdi kıta sahanlığının içerisinde bu dahil edildiği andan itibaren artık Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğinde olan bir bölgeden bahsediyoruz. Bir, tabii ki sivil gemilerin, işte yani barış ticari, amaçlı gemilerin, ticari gemilerin geçiş hakları her zaman mevcuttur. Ama buradaki Türkiye Cumhuriyeti'nin çizdiği bu sınırları da koruyacağı da bir kesindir. Yani bunu durup dururken yapmamıştır. Şöyle bir değerlendirme var, Yunan basınını takip ederseniz. Orada da Yunanistan hükümetini eleştirerek iyi uykular diye bir başlık atan bir gazete bile oldu. Yani bu konuyla ilgili. Yani Türkiye Cumhuriyeti gelip böyle bir hamle yapıyor, siz uyumaya devam ediniz orada gibisinden. Yani bu askeri gemilerin geçişini engelleyecek bir adım mıdır? Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğinde olan bir bölge olduğu için, aynen şu anda nasıl Antalya açıklarında başka bir ülkenin askeri gemisinin gelip oradan geçmesi için Türkiye Cumhuriyeti'yle en azından bir istişaresinin olması, bir onayının olması gerekiyorsa, bunun içerisinde de bir aynı şekilde bir yaklaşım söz konusudur. Ve bunun içerisindeki bütün ekonomik yetkilendirme de Türkiye Cumhuriyeti'nin olmuş oluyor. Evet, tabii daha meclislerde görüşülecek, onaylanacak ve ardından BM'ye bildirilecek. Bunun tercümesi nedir? Tam böyle şey açısından, oturduk mesela seninle, bir kahve içiyoruz bir kenarda. Güzel bir kahvede böyle manzaramız da var. İşte diyelim ki Esentepe'de çıktık, denize bakıyoruz ve konuşuyoruz, böyle sohbet ediyoruz, değil mi? Türkiye resmen dünyaya, arkadaşlar burada ben varım diyor. Ve gücünü gösteriyor. Bu şahmat mıdır sizce? Kesinlikle şahmattır. Ve bunu yaparken Türkiye, bunun karşı hamlesi nedir biliyor musun? Aynen bunun eşiti, hadi gel de al diyor sana. Yani burada Türkiye ekonomik ve askeri gücünü kullanarak stratejik öneme sahip bu hamleyi, dediğim gibi önümüzdeki 10 yıllara, 100 yıla damga vuracak olan bu hamleyi gayet ustaca yapmış bulunmaktadır. Buradaki en önemli bir sonraki adım ama işte bu Libya'daki senin bahsettiğin konudur. Orada stabil bir durum söz konusu değildir ne yazık ki. Her ne kadar meşru hükümetle bu anlaşma yapılmış olsa da sıkıntı var. Yani bu hükümeti de zorlamak için ellerinden geleni yapacaktır Türkiye'nin karşısındaki ittifak. Doğru. Yani günün sonunda bu anlaşma çöpte olabilir. Bence bu adım atıldıktan sonra tamamen bunun çöpe gitmesi biraz zor. Yani başka versiyonları çıkar belki bir şey olur ama bence Türkiye Cumhuriyeti bu kadar büyük bir hamleyi yaparken onları da düşünerek yapmıştır diye düşünüyorum. Farkındaysanız Libya hükümetiyle bir de savunma anlaşması imzalandı aynı anda. Evet. Yani arka arkaya yapılan bir şeyden bahsediyorum. Yani buna karşı Libya'ya şimdi gidecek olan herhangi bir askeri tehdidi ben karşılarım diyor Türkiye. Sen merak etme. Onu da hazırladım diyor. Koruma şeyi de veriyor. Tabii.
Evet, yani Libya'daki iç karışıklık tabii ki bu anlaşmanın hani çeşitli unsurlarda tartışılıyor da orada duyduğumu söylüyorum ben de. Yani orada bir sürü hükümet var. Bir tanesiyle yapıldı, tamam. Tanınan o kadar basit değil ama esas Birleşmiş'in elinde tanıdığı, Avrupa Birliği'nin tanıdığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin tanıdığı, yani dünyadaki meşru güçlerin tanıdığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıdığı hükümetle yapıldı. Yani Libya'nın hükümeti bu. Geriye kalanlar işte yani her savaş yaşayan, iç savaş yaşayan bir yerde olduğu gibi ya benim buranın bu bölge benden sorulur denilen birkaç albay general şeyi. Şimdi buna bu Türkiye'nin bu hamlesini tek başına bakmak da bence yanlış olur. Biraz daha geriye giderek Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Rusya'dan Türkiye'nin aldığı S-400 savunma sistemi krizine de gitmek gerekiyor. Bunlar birbiriyle ilintili şeyler. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası son dönemde çok ciddi bir şekilde değişti. Hı hı. Eskiden Türkiye Cumhuriyeti dış güçlere biraz daha uyumlu bir tavır sergileyen Türkiye Cumhuriyeti artık haklarının yenmesi noktasında yeter demeye başladı. Bu çok cesurca aslında bir adımdır. Ve aynen Kurtuluş Savaşı sonrası veya Kurtuluş Savaşı döneminde diyelim Türkiye nasıl bazı güçlere yeter biz Türkleriz bu kadar. Yani burada biz cumhuriyetimizi de kuruyoruz, bağımsızlığımızı da ilan ediyoruz. Yeter artık diyen Türkiye, evet. Bugün de bunun başka bir versiyonunu yapıyor. Yani modern dünya içerisinde günümüzdeki şartlara baktığınızda NATO, AB, Amerika Birleşik Devletleri hem NATO'nun içerisinde hem NATO'nun dışarısında bazı etkinlikler ve uluslararası ilişkilere bir baktığınızda birbirleriyle çok da geçinen bir dünyadan bahsetmiyoruz şu anda. Evet. Bunun içerisinde Türkiye Cumhuriyeti biriyle uyumlu gidebilirdi ama bağımsız gitmeyi tercih ederek gerektiğinde ben Rusya ile savunma konusunda alışveriş de yaparım ama ben NATO ve ABD müttefiğimden vazgeçtim demek değildir bu. Ben seninle dostum ama kendimi de koruyabilmem gerekiyor demiştir. Bu insanları rahatsız ettikten sonra bunu da düzeltebilecek güce sahip olduğunu da gösterdi, diplomasi gücüne sahip olduğunu gösterdi. Bu arada böyle bir hamleyi yapıp da Doğu Akdeniz'de de tam şahmat noktasına da yapınca bunlar birbirini tamamlayan adımlar olarak görülmelidir diye düşünüyorum. Evet. Belki daha gündemde farklı adımlar da vardır Türkiye'nin. Beklenebilir diye düşünüyorum. Beklenebilir. Bu noktada. Ciddi bir adım ve açıkçası zeka dolu bir adım. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili de bir adım beklenebilir diye düşünüyorum. Ne gibi? Şu andaki statükonun kırılması söz konusu. Bunun artık devam etmeyeceğini için bakın. Az önce verdiğim örneklere çok kısa değinirsek S-400 konusunda Türkiye Cumhuriyeti söylediğini yaptı. Yani başından söyledi. Patriotlar istedi, Patriotlar verilmeyince tamam dedi. O zaman biz de mecbur kendimizi savunma açısından mecbur olduğumuz için başka yerden alacağız dediler. Buna dikkat edilmedi Amerika tarafından. Gitti aldı. Alınca neden aldın diye sıkıntı çıktı. Ya adam sana söylemiş. Trump bile bunu söyledi yani. Adam haklı diyor. Şimdi bunun arkasına doğal zenginliklerin Doğu Akdeniz'deki paylaşımı konusunda ne oluyor? Türkiye dışlanıyor. Kıbrıs Türk'ü dışlanıyor. Türkiye diyor ki ben hem Kıbrıs Türk'ünü koruyacağım, haklarını koruyacağım hem de kendi haklarımı koruyacağım burada. Çünkü benim hakkım vardır. Benim kıyılarım buradadır. Sizden daha fazla, hepinizin toplamından daha fazla kıyım var Doğu Akdeniz'de. Nasıl biz kazmayacağız, biz bu zenginliklerden yararlanmayacağız da sizler yararlanacaksınız. Çünkü alemin akıllısı siz. Bunu da dinlemediler. Dinlemeyince bu ilan oldu işte. Yani o zaman gelin uzlaşıyla bunu çözelim daveti Türkiye'den geldi, Kıbrıs Türklerinden de geldi. Ama bunu kabul etmedikleri için bu ilan oldu şimdi, bu sınırlar ilan edilmiş oldu. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda da bakıyorsunuz Türkiye son dönemde ne diyor? Artık eskisi gibi müzakereler olmayacak diyor.
Yani bu üçlüdür, beşlidir, sekizlidir, doksanlıdır. Nasıl kurgularsa kurgulasınlar, ben bu işte yokum diyor. Dolayısıyla Kıbrıs konusunda da bu uyarıları yaptığından dolayı ben Kıbrıs konusunda da bir hamle bekliyorum. Yani bu da beklenmesi gereken bir hamle. Tabii sonuç odaklı ve bir deadline'ı olan bir görüşme masası ancak bundan sonra kurulabilir diyor Türk tarafı artık. Yani bunu ve değişik modellere de açık olması lazım. Yani senin söylediğine ek olarak. Yani sadece federasyon değil, federasyonun da bir olasılık olarak görüşülebildiği ama başka yöntemlerin de başka çözüm modellerinin de masaya getirilebildiği bir görüşme olması gerekir. Sadece federasyon görüşülecekse onun da bir manası yok dendi. Aynen. Dolayısıyla da bu şekliyle iş daha güzel bir noktaya ulaşabilir. Yani en azından statükonun yıkılması, işte Kıbrıs müzakere sürecinin bir sonuca ulaşması. Zaten aksi halde bu Kıbrıs müzakere sürecinin de bir sonuca ulaşacağını düşünmüyorum. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani dostlar alışverişte görsün manasında bir görüşme süreci yürütülüyor yıllardır. Aynen. Yani bunun bir sonuca ulaşması için böyle bir İşin şey gerekiyor. İşin kötü tarafı bunun bir an önce olması için yanıp tutuşan bir kesim insanımız aslında çözüme ulaşmayı engellediklerinin farkında değil. Yani sadece federasyon Rumlar ne isterse verelim, haritada verelim, her şeyi verelim diyerek aslında çözümsüzlüğe bizi ittiklerinin farkında değiller. Bunu biz yıllardır vurgulayanlarız. Aynı şey şu anda da söz konusu. Görüyorsunuz Akdeniz'de doğal zenginliği paylaşalım dendiğinde Rumlar paylaştı mı? Hayır. O zaman neden Kıbrıs'ın bir sonraki geleceğinde yönetimi paylaşalım dediğimizde paylaşsınlar? Hala daha paylaşmayalım diyorlar. Yani biz bir şey yapmadan ellerini zorlamadan onlar hiçbir şeyi kabul etmiyor. Bugüne kadar böyle geldi. Bugünden sonra da böyle olmaması için hiçbir sebep yok. Dolayısıyla eğer bir çözüme ulaşılacaksa Kıbrıs konusunda Türk tarafının yapacağı çok cesur ve bir zorlama şeklinde olacak olan bir adımla olacaktır. Başka türlüsü zaten. Başka türlüsü olamaz. Olamıyor da. Olamadı zaten. 1968'de başladı görüşmeler. Kusura bakmasın görüşmeleri çok illere görüşelim diyen arkadaşlara. 1968'de başladı. Ben yaşımı söylemek istemem ama yani daha yürümeyi yeni öğrenmiştim. Şeye geçelim, NATO'dan bahsedelim biraz. Hı hı. Sonra biraz içeri döneriz. Çünkü sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf var. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığından da açıklama yapıldı. Biraz da ondan bahsederiz. Ayrıca Cumhurbaşkanlığının bir atılımı var. Yani Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başladı diyebiliriz artık. Evet. Macron'un açıklaması, NATO ile ilgili beyin ölümü gerçekleşti açıklaması, gerek Trump'tan, gerek Türkiye'den, gerekse birçok NATO müttefiki ülke tarafından eleştirildi. Evet. Bununla ilgili Macron dedi ki, ben dedi açıklamalarımın arkasındayım. Yani güçlü bir NATO'dan yanayım, bu nedenle bunu söyledim dedi. Bu açıklamasını da bu şekilde açıkladı. Bir numaralı önceliklerinin DAEŞ'ten kurtulmak olduğunu ancak bunun halen gerçekleşmediğini, terörist tanımının netleşmesi gerektiğini söyledi Macron. Bu arada Donald Trump konuşmasında Macron'la bir araya geldi. O da dedi ki Macron büyük bir siyasetçi şeklinde açıklama yaptı. ABD'nin ne kadar çok ödeme yaptığını söylemeniz önemli demiş NATO'ya. Macron çünkü onu söylemiş. Trump'ın da zaten hep gündeminde olan bir konuydu. Evet. En çok parayı biz veriyoruz şeklinde. Türkiye'de milli geliri, kişi başına düşen milli geliri düşük olmasına rağmen bazı ülkelerden NATO'ya bazı ülkelerden çok daha fazla para ödüyor. Yani %3.1 bütçesini Türkiye karşılıyor NATO'nun. Örneğin işte İsveç'in ya da İsviçre yanılıyor da olabilirim. 96 bin dolar kişi başı milli geliri. Onlar 1.1'ini ödüyorlar NATO giderlerinin.
Dolayısıyla öyle bir dengesizlik de var aslında NATO'ya yapılan yardımlar konusunda. Trump da her seferinde NATO müttefiki olan Türkiye çok değerli, NATO için vazgeçilmez bir ülkedir açıklamaları yapıyor. NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı demişti bu arada, evet. Trump. Onu şimdi arkadaşlarımız verdi. Bu aynı açıklamada Türkiye ile ilgili de bir mesajı vardı Trump'ın. NATO'nun özellikle Fransa tarafından yapılan bu tür açıklamalarda çok tehlikeli olduğunu söyledi Trump. Evet. Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum. Vergi uygulayacak birisi varsa o da Amerika'dır, Fransa değildir dedi. Bu arada Türkiye ile ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık. Artık sınırlarından çekildik. Bağdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu bizlere. Daha iyisini yapamazdı Türkiye. Daha fazla destek veremezdi dedi. Trump Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına da değindi. Türkiye Amerika'dan silah almak istedi ama Obama bunu engelledi. Onlar da Rusya'dan silah aldı ifadelerini kullandı. S-400 nedeniyle Türkiye'nin F-35 alımını askıda olduğunu işaret eden Trump, şimdi yapacakları şey ister Rusya ister Çin olsun başka ülkeye gitmek olacak. Bunu yapmak istemiyorlar. Dünyadaki en iyi savaş uçaklarını almak istiyorlar. Çok sayıda almak istiyorlar ve hali hazırda milyarlarca dolar para koydular bu projeye diyor. Trump realist de konuşuyor bazen. Trump zaten realist. Yani bazen çok şey bize saçma geliyor şimdi, açıklamaları. Bir Amerikan vatandaşı olarak nasıl der? Şimdi Trump mesela şu anda özetlediği duruma bakın. Bunda bir cümle, bir kelimesini bile değişmeye gerek yok. Değişemezsiniz, evet. Yani ben itiraz, altına bir atarım. İtiraz edemezsiniz. Çünkü olay bu. Yani S-400 konusundaki olay aynen dediği gibidir. Obama yönetimindeydi. Fark etmez. Amerika Birleşik Devletleri'dir. Patriot almak istedi Türkiye. Önce dediler ki almana gerek yok. Biz zaten sana ödünç veriyoruz. Hollanda'dan Patriot bataryaları gönderdiler Türkiye'ye füzeleri korumak açısından. Ama Hollandalı. Almanları da gönderdiler. Ama onların askerleri yönetecek benim sınırlarım içerisinde. Ne biçim bağımsız ülkeyim ben? Tamam NATO müttefiki olabilir ama yani bu silahları ben neden alamıyorum? Yok sen alma. Sana niçin yok. Almıyorum? Ya, ben layık değilim bu silaha. Başkasının boyunduru altında. İşte az önce bahsettim ya işte Türkiye artık yeter demeye başladı. Evet. F-35 için de çok farkında. Yani eğer diyor biz diyor vermezsek diyor ki başka milyarlarca dolar para koydular bu projeye. Başka yerden Rusya'dan ya da Çin'den alacak diyor. Bak. Onu da süslüyor bu arada. Türkiye Atak helikopteri geliştirdi. Yani ismi Atak, değil mi? İtalya ile beraber. İtalya'nın bir helikopteri vardır. Onun ana hatlarını alarak, teknoloji transferi yaparak, kendisi tasarımda katarak bitirdi. Lisanslı yaptı önce, şimdi kendisi direkt olarak yapabiliyor hepsini. Bu helikopterin motoru General Electric tarafından üretiliyor Amerika'da. Amerikan motoru. Jet motoru vardır iki tane. Geçenlerde Türkiye Pakistan'dan çok ciddi bir sipariş aldı. Atak helikopterine ilgili. İmzalar da sözleşmeyi tam satıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, bak yönetimini demiyorum, Kongresi, meclisleri hemen bir çabuk bir el oyunu yaparak derler ki ha Pakistan bizim silah satmamamız gereken ülkeler listesindedir şu anda. Şu sebeplerden dolayı işte terörizm engellemedi falan filan. Bundan dolayı Amerika'da üretilen bir jet motorunun üzerinde olduğu bir helikopterin satılmasına müsaade edemeyiz yasal olarak. General Electric'e bunu söylediler. General Electric de açtı telefonu Türkiye'ye, dedi ki kusura bakmayın motorumu Pakistan'a satmanıza müsaade edemem. Türkiye şu anda jet motorunu geliştiriyor üretti. Ve önümüzdeki yılın sonunda Atak helikopterlerindeki üzerindeki jet motoru Türkiye'nin yapımı olacak. Tamam mı? Kötü, Trump bunu görüyor. Kötü komşu mal sahibi yaparmış. Böyle, bu dünya böyle. Dolayısıyla Trump bunu görecek kapasitede birisi. Çünkü Trump'ın ideolojisi yok. Tamam mı? Yani dandum bir adam. İdeolojisi bir de para. Öyle. Her yani, fırsatta onu söylüyor. Şimdi Amerika diyor, neden F-35'leri milyarlarca dolara Türkiye'ye satıp da bu parayı cebine koyması? Mesela adam öyle bakıyor olaya. Müttefikim de diyor. Mesela DAEŞ'in liderini ben
vurmaya gittiğimde Irak'ın kuzeyinde bana yardım eden Türkiye oldu diyor. Evet. Bundan daha da fazla yardım yapamazlardı diyor. Yani bunu ilk defa açıklıyor mesela bunu. O dönemde açıklanmadı. Bölgedeki herkese teşekkür ederim gibi bir cümle vardı. Şimdi yani bundan daha realist bir yaklaşım olabilir mi? Yani ama Türkiye'yi de bu arada teknoloji açısından, savunma teknolojisi açısından fersah fersah ileriye giden adımlar atmaya zorluyorlar ve bu Türkiye'nin ekonomisini çok önemli ve çok ciddi bir temele oturtacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi tamamen savunma sanayinin ana şeyi, temeli savunma sanayidir. Onun etrafında olan geriye kalan ticari şeyler çıkar ve savunma sanayi için geliştirilen teknolojiler ticari alana kaydığında birkaç yıl sonra, yani gizliliği kaldırılıp da kaydığında işte o zaman internet çıktı ortaya mesela. Gibi. Tamam mı? Silikon Vadisi çıktı ortaya falan. Yani Amerikan ekonomisinin esas körükleyen şey savunma sanayidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Atatürk Türkiye'sine baktığınızda kalbine savunma sanayini yerleştirmişti. Bağımsız, tam bağımsızlık derken Mustafa Kemal Atatürk. Ama nedense bir müddet sonra bunları yavaş yavaş traktör fabrikası oldu, uçak fabrikası bilmem ne oldu. Ya siz yapmayın, biz size satarız mantığı. Hani Özal da buraya gelip bize ne üretiyorsunuz öğretmeyin, biz size satarız, siz tüketim ekonomisine geçin demişti. Aynı şey işte Türkiye'ye uygulanmıştı. Bundan dolayı bugünlere kadar gelindi. Bunlar gerçekler. Bunlar değişemez gerçekler. Ama yani son 20 yıldır neredeyse bakıyorsunuz anlamda... İHA'lar, SİHA'lar Türkiye'nin ürettiği son model. Lazer silahları... Tabii daha işin başında, yani onu söylemek lazım ama... İşin başında ama çok müthiş yol kat etti. Yani sıfırdan 100 kilometreye giden bir Türkiye'den bahsediyoruz bu konuda. Örneğin dünyada lazer silahları geliştirip, üretip kullanabilen sadece 2-3 ülke var. Bunlardan biri Türkiye. Evet. Hatta onu şeyi de yaptılar, taşınabilir de yaptılar. Tabii. Son bir terörist ileri gelenlerin öldürülmesinde kullanılan bir silah vardı mesela. Silahın etkisinden dolayı ortaya çıktı. Yani arabayı görüyorsunuz, araba tamamen darmadağın olmuş ama hiçbir şeye çarpmadan yolun ortasındayken. Yani ne yoldan çıktı, ne bir şey oldu, üzerinde ne mermi izi var, hiçbir şey yok. Araba böyle gitti. Pert oldu. Tamam mı? Adam da onun içerisindeydi şimdi. Elektronik darp. Tamam işte bunları da yapabilen 3 ülke var mesela dünyada. Tamam mı? Türkiye'nin buna sahip olduğunu bilmiyordu mesela dünya. Hani aniden öğrenmiş oldular. Şimdi böyle şeyler yapabiliyor yani Türkiye. Bilmediğimiz de birçok teknolojiye aynen sahip öyle olabilir. Dolayısıyla şimdi mesela Trump'ın realist gözüyle bakılması gereken Türkiye'nin dışına çıkıp baksak, yani biz bir Türk olarak değil de dışarıdan değerlendirecek olsak, evet. Ben Türkiye'yi gelişmekte olan, yani yarının ana savunma sanayi liderlerinin arasında görürüm. Çünkü gittiği nokta o. Hasbelkader Aselsan'ın 3 bacağından bir tanesinin genel müdürü olan çok değerli bir bilim adamı var. Onu da tanıyorum Amerika'dan. Hatta Türkiye'yi Brüksel'de, NATO nezdinde de temsil etti bilim açısından eskiden. 8-10 tane de patenti vardır, uluslararası patenti vardır Aselsan'da şu anda üretilen bazı ürünlerle ilgili. Çok şey söylemeye gerek yok ama şu anda piyasada olup da, dünya piyasasında olup da dünyanın modern ordularının kullandığı silah veya malzemelerden çok daha ileri düzeyde ürünler geliştirip ürettiklerini söyleyebilirim. Her neyse şeye dönecek olursak, bunun strateji bölümüne dönecek olursak başladığımız noktaya. Yani şimdi Trump'ın bu açıklamalarından aslında benim diğer taraftan anladığım şey şu, hani realist vesaire dedik. Hani kendimizi de dev aynasında görmeye gibi algılansın istemem ama şöyle bir gerçeklik var. Yani diyor ki eskiden bu olmazdı. Yani Türkiye kendi başına karar alacak da işte S-400 alacak da koyacak da yok onu yapacak bunu yapacak. Şimdi yani Trump diyor elimizden bir şey gelmez diyor. Adamlar da satmazsak diyor, o da gidip alacak diyor. Yani tamam işte. Ama daha önce böyle bir cümleyi duyamazdık. Programın yani başında mümkün söylediğim olmayan, o dış politikadaki duruşun değişimi. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Yani yok, tamamen siz... söylediğin tamamen doğru. Tamamen katılıyorum. Zaten vurgulamaya çalıştığım nokta bu. Başında söylediğim programın. Yani bunu bu şekilde okursanız zaten bu hamleler
Doğu Akdeniz, S-400, geriye kalanlar arka arkaya gelir. F-35 şimdi milli uçak geliştiriliyor. 2028-29 döneminde uçması planlanıyor. 30'da olsun, 35'te olsun. Tamamen Türkiye'nin geliştirdiği bir savaş uçağından bahsediyoruz. Yani bunların hepsi sadece savunma sanayi değil, bu know-how sivil alanda da kullanılacaktır. Tabii canım, evinizde kullandığınız elektrikli süpürgeye, mikrodalgaya her şeye yansıyacaktır. Eder. Çünkü senin bilim adamı bunu geliştiriyor, senin şirketlerin bunu geliştiriyor. Çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Bir de biz son dönem anlaşmalarda şöyle bir şey de var. Örneğin S-400 nasıl helikopterde İtalya'yla hem teknoloji satın alınması yapıldı hem birlikte üretim oldu. Şimdi tek başına üretiyor. S-400'de de o türde bir anlaşması var. Aynen. Bu arada Türk Jet'i dediğimiz sanırım değil mi bu? Evet. Ozan. Odur. Tanıtılan. Evet. Yani F-35'ten aşağı kalır yanı olmayacak şeklinde açıklanmıştı. Her neyse. Türkiye S-400'ün yeni modelinin geliştirilmesi yönünde Türk bilim insanlarının Rusya'da çalışması karşılığında S-400 aldı. Evet. Yani Türkiye gelecek dönemde, tabii bu uzun menzilli bir hava savunma. Bu arada Hisar füzelerini tanıttı Türkiye. Bu Hisar'da daha kısa menzilde, yani işte S-400'ler atıyorum 50 kilometreden başlıyorsa bu 10 kilometreden başlıyor. Yani evet, daha kısa menzilli bir koruma alanı sınırlara konuluyor. Gelebilecek herhangi bir füze, herhangi bir havan, herhangi bir şeyi havada infilak ettiriyor. Öyle bir füze de geliştirdi. Dolayısıyla kötü komşu ev sahibi yaptırıyor diyoruz ya. Bu anlamda da ev sahibi olurken de ama çok da akıllı hamleler yapıyor. Evet, satın alıyor ama teknolojiyi de satın almaya başladı artık. Tabii ki. Yani sonra kendi üretmeye devam ediyor. Bu önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu dediğim gibi Türkiye'nin ekonomisinde de önümüzdeki yıllarda savunma sanayine de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de ciddi katkılar yapacaktır. Evet, umarım daha da geliştirmek. NATO konusundaki sorunu cevaplayayım çabucak istersen. Evet, sona geliyoruz. Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demesi kadar saçma bir şey olamaz. Ama Fransa geleneksel olarak zaten NATO'dan daha önce çıkmış ve tekrar yalvar yakar askeri kanadından çıkmış. Ondan sonra yalvar yakar geri dönmüş birisinden bahsediyoruz. Aynı şekilde Yunanistan'da. Türkiye Cumhuriyeti bu isteseydi bunlara müsaade etmezdi zamanında. Belki de etmemesi gerekirdi. Ama NATO içerisinde zaten baktığınızda uluslararası kurgulara daima aykırı görünen zaten daima Fransa'dır. Fransa'nın silah sanayi mesela NATO müttefiklerinin hiçbir zaman dost olarak görmediği ülkelere silah satmıştır eskiden beri. Bu beni ilgilendirir demiştir Fransa. Bu benim egemenliğimle ilgili olan bir olay. Ama para için satmıştır. Mesela İngiltere Falkland Adaları'nda Arjantin'e karşı savaşa girdiğinde İngiltere'nin en büyük sıkıntısı Fransa'nın sattığı uçak ve füzelerle İngiliz gemileri batırıldı mesela orada. Tamam mı? Dolayısıyla Fransa zaten her zaman NATO'dan farklı hareket eden bir ülke. Yunanistan da biliyorsun yani kendi çıkarlarını bir şekilde işte Fransa'yı abi olarak görür. Rusya içini abi olarak görür. Şunu da, bu şekilde davranan bir şimdi ülke. Şimdi bu bilgi önemli. Dünyada dost ülke diye bir şey yok. Bunu bilmemiz lazım. Kesinlikle. Yani nasıl ki İngiltere, Fransız... Çıkarlarının örtüştüğü ülkeler var. Fransız silahlarıyla savaşıyor. Mesela Amerikan silahlarıyla da Türkiye savaşıyor Suriye'de. Yanlış mıyım? Aslında Suriye'deki Türkiye kendi silahlarını kullanarak geliyor, biliyor musun? Obüsler de Türkiye yapımı, tüfekler bile Hayır. Türk yapımı. O karşısındaki güç Amerikan yapımı aynen. Silahları tabii. Kullanıyordu diyorum. Şimdi Fransa, Macron diyor ki senin okuduğun haberde NATO artık işte ömrünü tamamladı. Terörizmin de doğru tanımlanması gerekir. Evet. Bunu söyleyen adam YPG'yi terörist kabul etmiyor. Düşün. Tamam mı? Yani işte ben onun samimiyetini nasıl sorgulamam o noktada? Evet. Yani bu bambaşka bir şey. Senin teröristin benim dostum, benim dostum senin teröristin. Yani kimisinin dünyada öyle bir durum var ya, kimisinin terörist dediğinde kimisi özgürlük savaşçısı diyor. Kiminin yani çıkarlar doğrusunda. İşte onun tartışılabileceği noktalar da olabilir. Ama terör eylemi yapan bir grup teröristtir. Net. Nereden gelirse gelsin. Orası kesin. NATO'yu da geçelim. Daha da detaylar çıkacak tabii. Hala Erdoğan, Macron, Merkel
ve Johnson görüşmesi devam evet. ediyor. Biraz bize gelelim. NATO'nun sayfasından baktım bu arada ama hiçbir gelişme göstermiyorlar. Evet. Bize gelelim. Bizde de bu tabii NATO zirvesinin dışında bizim de şimdi bugün çok tartışılan bir fotoğraf karesi var. Bununla ilgili de Cumhurbaşkanı'ndan açıklama geldi. Verelim o kareyi sevgili Ozan. Gerçekten de hani ne amaçla ve kim tarafından yapıldığı bence Cumhurbaşkanlığı tarafından da ortaya konulmalıydı. Bu değil. Şey var ya, o görsele Akıncı da tepki gösterdi. Hani bir oy pusulası var. O haberden bahsediyorum. O başlıklı haber yani. Evet, bir fotoğraf sosyal medyada dolaşıyor. Bir pusula, oy pusulası yapılmış. Evet. Şu an alt bölümde gözüküyor. Ve şöyle yazılmış. Ersin Tatar, Erdoğan fotoğrafıyla konulmuş. Mustafa Akıncı kendi fotoğrafıyla. Sibel Siber, Erdoğan fotoğrafıyla. Kudret Özersay, Erdoğan fotoğrafıyla. Tufan Erhurman, Erdoğan fotoğrafıyla konulmuş. 2020 KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi başlığıyla bu şekliyle bir algı operasyonu yapılıyor sosyal medyada. Deniyor ki Akıncı dışında herkes Erdoğan'ın adamı diyor fotoğraf. Şimdi Cumhurbaşkanlığı da buna tepki gösterdi. Bunu sosyal medyada görmedim. Sadece haberini gördüm ben de. Senin okuduğun haberi gördüm aslında. Ama ilk ilgimi çeken ne oldu biliyor musun? Serdar Denktaş'ı koyamamışlar listeye. Evet. Onu aday diye düşünmüyorlar mı acaba? Acaba. Yoksa... Yoksa onu Erdoğan'la birleştiremediler mi? Bilmiyorum. Yani bunu hazırlayanları sormak lazım ona ama. Şimdi çok çirkin bir şey öncelikle. Yani hem orada ismi geçen kişilere çok ciddi bir hakaret. Hakaret. Hem de Sayın Erdoğan'a hakaret. Yani böyle şey olmaz. Bunu yapanlar... kendilerini yurtsever diye tanımlıyorlarsa ben onların da samimiyetini sorgularım. Çünkü bu ülkemize de hakarettir. Yani burada Cumhurbaşkanlığı aday olma noktasında olan mesela işte herhangi biri, mesela bir Siber falan, Kudret Özersay'a siz bu şekilde çok ciddi bir hakaret ediyorsunuz. Yani bu gücü kendinizde nasıl buluyorsunuz? Bu ülkemize ne kazandırabilir böyle bir ayrımcılık yapmak? Bunu gören Akıncı fanatiği birisinin yaptığını söyler yani net. Tabii ki. Bu arada başka bir husus, o da şu, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Akıncı'nın bilgisi dahilinde yazıyorum diyor bu şeyi, hı hı. metni. Sosyal medyada Cumhurbaşkanımızı da hedef alan ve hepimizi üzen çok şeyler yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Akıncı bu türden paylaşımları asla tasvip etmemekte. Cumhurbaşkanımızın kesinlikle hiçbir ilgisi olmayan bu paylaşımın kaldırılması ilgili kişiden talep edilmiştir diyor. Yani kimin paylaştığı ilk olarak demek ki biliniyor. Zaten herhalde bir şekilde hesabından paylaşmıştır. Yani tabii ya da gizli bir hesaptan olabilir bilmiyorum ama yani ayıp ya. Yani böyle şeylere evet, başvurmak kaldıralım lazım. Kaldıralım biz de alet olmayalım. Zaten Birleşmiş Milletler Sayın Akıncı'nın kampanyasına şimdiden katkı koymaya başladı. İşte Berlin'de başlattılar kampanyasını. Dolayısıyla böyle şeylere gerek yok ki. Tamam, Berlin'e gelelim. Bu arada Cumhurbaşkanlığı'nın bu Berlin konusuyla ilgili, gelişmeyle ilgili bir bilgilendirme toplantıları olacak. O habere geçelim. Akıncı bilgilendirme toplantılarına başlıyor. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi için kampanya değil de bilgilendirme toplantısı bu. Evet. Akıncı 25 Kasım Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkında bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları başlatıyor. Bu çerçevede yarın başlayacak ve cumartesi günü tamamlanacak toplantılarda siyasi partiler, belediye başkanları, muhtarlar ve sivil toplum örgütleri Cumhurbaşkanlığında bir araya gelecek. Bu çerçevede ilk toplantı yarın saat 16'da Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin yetkilileriyle yapılacak. Akıncı Perşembe sabahı ise saat 10'da belediye başkanları, öğleden sonra 16'da ise Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilmeyen siyasi partilerle bir araya gelecek. Cuma günü saat 10'da sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen Akıncı, cumartesi günü son olarak saat 10'da muhtarlarla bir araya gelecek ve diyecek ki Berlin'de biz bunları görüştük. Berlin'de görüşülenleri zaten açıkladı Sayın Akıncı. Çok evet. da bir şey görüşülmedi. Yani şimdi bunu bilgilendirme yapması tamam güzel. Yani bilgilendirme yapsın tabii ki de. Yani ben bunun çok politize olmasından biraz ürküyorum. Yani
seçim olacaksa aday olanlar çıksınlar ortaya. Ben şundan dolayı seçilmeliyim desinler. Biz de ona göre değerlendirelim. Ama şimdi böyle işte Berlin'de üçümüz görüştük. Seçime mesela 4-5 ay kala. Arkasından bir yönetim toplantıları, arkasından seçim zamanı geldiğinde de benim Cumhurbaşkanım'ın devam etmesi lazım. Çünkü işte Berlin'de alınan karara göre 5'li görüşmeler olacak, 5'li konferans olacak. Bu da işte seçimden sonra olacak. Onun için benim devam etmem lazım başlattığımı mantığıyla gidecek gibi görünüyor bana. Hı hı. Ama Berlin'de çıkan sonuç, yani ben Sayın Akıncı'nın danışmanlarından biri olsam, yani bunu çok büyük bir hayal kırıklığı olarak nitelerdim kendisine. Benim açımdan zaten beklentim bir şey, ciddi bir şey çıkmayacağı doğrultusundaydı. Dolayısıyla benim için bir hayal kırıklığı olmadı, yani beklentim gerçekleşmiş oldu. Berlin görüşmesine bakıp da bu olumludur, lütfen ilerleyelim demek çok zordur. Özellikle işte siyasi eşitlik tekrar tescil edilmiştir. Ve artık ucu açık görüşmeler olmayacaktır gibi bir yorum yapılması, ki bunu çok yapıldı bazı kişiler tarafından medyamızda son haftada. Bence görüşlerine saygı duymakla beraber biraz da dinleyeni, izleyeni biraz yanıltıcı bir şey o söylediklerini, evet, söyleyebilirim. Çünkü ucu açık değil artık ne demek? Ucunun açık olmayacağı şekilde. Tam ne demek bu? Yani bu takvim mi koydular? Hayır. Limit mi koydular? Hayır. Peki o noktaya gelindiğinde her neyse o nokta. Yani mesela ben Sayın Akıncı'nın çok yakın ekibinden birisini dinledim geçenlerde. Bir iki gün önceydik sanıyorum bir televizyon kanalında. Ve öyle bir ilginç bir saptaması var ki yani böyle... Yani ne o kırılsın ne bu dökülsün tipti, böyle diyor ki yani ucu artık olmayacak. Tabii ki diyor eleştirenler diyor ki yani tamam da işte ne kadar süre sınırlandıracağı söylemedi, takvim de söylenmedi. Ama diyor yani bu ne demektir? En azından makul bir zamanda bitmesinin arzulandığının tescilidir bu diyor. Ne demek bu cümle? Yani makul zaman ne demek? Mesela 50 yıldır devam eden görüşmeler bence mesela 70 yıl makul bir zaman olabilir. Yani en azından bir makul süre verilebileceği, bir deadline'ın olabileceği. Ama yok öyle bir şey. Bunlar temenniler. Mi? Yani böyle bir karar yok. İşte öyle bir sinyal mi aldım demeye getiriyor. Ama yani Berlin şeyine baktığımızda... Bu arada son dakika bilgisi olarak veriliyor, hı-hı, ekranda. Sona erdi. Dörtlü Suriye zirvesi sona erdi. Erdoğan zirve gayet iyi geçti açıklaması yaptı. Şimdi Macron gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Daha sonra detaylar bizim haber şimdi bültenimizde verilecek. Biz zaten birazdan kapatıyoruz. Ana haber bülteninde ayrıntılı bilgileri bu Erdoğan'ın Londra'daki dörtlü zirvesi sonucundaki açıklamalarını, ayrıntıları alacaksınız. Dörtlü zirveye girmezden önce Sayın Erdoğan'ın söylediği son cümle dörtlü zirvede Suriye ve Libya konularını ele alacaklarını belirtirken NATO'nun PKK-YPG'yi terörist olarak tanımaması halinde ittifakın güvenlik planlarını onaylamayacaklarını ineledi. Yani Erdoğan böyle girdi, çıkınca da olumlu geçtiğini söyledi. Evet, bu bundan da bu paralelde bir belli ki sert bir görüşme şey olmuş. Evet, kesinlikle. Erdoğan'ı o yüzden sevmiyorlar acaba? Allah bir ülkenin liderini yapmak popülerite, uluslararası popülerite yarışması değil. Yani ülkenin çıkarlarını korumakla yükümlü değil mi? Dolayısıyla... Aynen. Yok, uluslararası medyada da hani sürekli görüyoruz ya işte bir Erdoğan karalama kampanyası var. Sadece Erdoğan karalaması değil, ben onları Türklere karşı yapılan karalama genelde olarak da alıyorum. Yani Erdoğan üstünden yani ilerliyor. Yani mesela Türkiye'de demokrasinin olmadığını ima etmek için bunu direkt olarak söyleyemiyorlar. İşte Erdoğan böyle istedi diyor. Çünkü sadece bir kişi var Türkiye'de. Yani o 80 milyon yok yani. Bir adam, bir tek kişinin şeyi var yani, evet, mesela. Tamam mı? Bunu vurgulamaya çalışıyorlar. Diktatör şeklinde yansıtmaya çalışıyorlar. Evet, yani bunu da görüyoruz. Farkındayız. Her neyse. Zaten işin gerçeği, doğrusu er ya da geç ortaya çıkar. Neyin ne olacağı da zaten belli. Programın sonuna geldik.
Efendim her hafta salı günü saat 17.30'da karşınızda olacağız. Doğru mu Serhat Bey? Öyle biliyorum. Fırsat buldukça. Evet. Her salı. Ülkede bulundukça. Serhat Bey fırsat buldukça burada olacak. Yani, büyük bir ihtimalle önümüzdeki salı burada olmayabilirim. Evet, ona göre bir yurt dışı durumu var, olasılığım var. Düzenleme yaparız. Yine böyle sohbetlerimiz olacak. Mümkün olduğunca dünyadan konuşmaya çalışacağız bu yayın döneminde. Hani ülkede çok 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 önemli bir konu olmalı ki konuşalım. Ama zaten bu ülkemizdeki önemli konuların konuşulduğu Ada TV'de çok fazla program var. Biz biraz daha dünyaya göz atmaya çalışacağız bundan sonraki programlarımızda. Doğru mu? Hay hay. İfade ettim. Siz soracaksınız, ben yorumlayacağım. Yani. Evet efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. İyi günler.